Her şey üstüme geliyor. Vallahi çok bunaldım. Anlar şimdi bakayım Bülent'le. Ne oldu? O da ayrı bir alem. Çok kırdı beni. Şu Meral olayı vardı ya. Seninle konuştuktan sonra gittim iş teklif ettim kadıncağıza. Bülent de bunu duymuş. Yetiştirmiş herhalde hemen Meral. Sorgusuz sualsiz bana kızıyor. Neden kadına çaycılık teklif etmişim? Ya ben kadına çaycılık teklif etmedim. Atölyede iş teklif ettim. Bülent'e bir haller oldu bu aralar. Benim başka biri gibi görmeye çalışıyor sanki. Kötü kalpli biri gibi. Mahalle diye iyice delirdi. Her gün gidiyor oralarda meczup gibi geziyor. Sokaklarını özlemiş. Ya özle, ben bir şey demiyorum. Ama Bülent mahalleye gittikçe sanki benden uzaklaşıyor. Nedenini bilmiyorum. Bu sefer sen haklısın Önemciğim. Haklı haksız aramıyorum. Sadece üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Ve ben artık üzülmek istemiyorum. Sağ ol kızım. Şimdi bu kadın kahve içmeye mi geldi diyeceksin ama. Yok. Az çok tahmin ediyorum buraya neden geldiğini Sibel. Neden geldim? Önem yüzünden. Evet. Madem biliyorsun, neden çözüm bulmuyorsun? Çünkü nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Önem çok üzgün ama. Ben de öyle. İyi, ikiniz de üzgün oturun evlerinizde. Bülent, belli ki bir iletişim kopukluğu oldu aranızda. Ama çok basit bir problem yüzünden. Yani siz ilk defa böyle bir şey yaşıyorsunuz. İlişkiniz yeni falan filan, tamam anladım. Ama olmaz, daha fazla uzatmayın. Önem hakkında her ne düşünüyorsan yanlış düşünüyorsun. Başka bir şey düşün. Ya da her ne duyduysan yanlış duymuşsun. Çünkü Önem seni çok seviyor. Sen de onu çok seviyorsun. Ha? Ara onu, çözün probleminizi. Birbirinizi yeni buldunuz, hemen kaybetmeyin. Merhaba Bülent. Müsaitsen buluşalım mı? Ya çok isterdim ama biliyorsun defile... Bana ayıracak bir dakikan bile yok mu? Ya tabii sana ayıracak bir dakikan var ama işte şu sıralar... Biliyorum çok yoğunsun. Yine de ben bir uğrayayım dedim. İstemezsen kalma. Gel. Lütfen gel. Pek beceremem ama sürpriz. Niye? Becermişsin işte. Daha ne? Buraya geleceğini hiç tahmin etmezdim. O halde hazırsan çıkalım. Nereye? Bir sürprizim daha var. Becerebilirsen. Her gelişimde daha çok özlüyorum buraları. Bak şurada bir simitçi olurdu mesela. Sabahları uyanırdın. Bizimkiler hala uyuyor. Hemen aşağı iner sıcak simitleri alırdım. Yemeğe bayılırlardı. Şimdi bizim oralarda değil sıcak simit bulmak. Simit bulursan şükrediyorsun. Çok güzelmiş. Biz de bir gün seninle kahvaltıya gidelim. Epey oldu. Gideriz tabii. Gideriz. İstersen salaş bir yere de gidebiliriz yani. Benim için fark etmez. Benim için de fark etmez. Karşı sandalyede sen olduktan sonra... Hop! Pardon amca. Buranın çocukları. Biliyor musun ben de sokakta büyüdüm. Sürekli düşerdim küçükken. Hatta dizimde bir izi kalmıştır. Sonra gösteririm. Merhaba. Merhabalar. Önem. Ayla. Memnun oldum. Gayret ettiniz o kadar ama keşke Meral Hanım gurur yapmayıp kiralarını ödemenizi kabul etseydi. Şimdi her şey çok daha kötü olacak. Bakın mutlaka ödeyecektir. Ben inanıyorum buna. Siz inanın ama artık biraz geç. Gerek de yok zaten. Neyse. Size iyi günler. İyi günler. Sen Meral'in kirasını mı ödemeye çalıştın? İhtiyaçları vardı, yardımcı olmak istedim. Ne kadar iyi insanmışsın. Önem ne var bunda? Hiç bir şey yok. Siz sonuçta aynı mahalledensiniz. Ben anlamam bu işlerden. Önem. Benim işe dönmem lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, gel şaşırt bugün beni.